Suyu bu dereden şuradan bölünüyor ileriden. Köprülerle üzerinde bulunduğumuz, şu anda bulunduğumuz bir nokta bir köprüdür. Bunun altından geçerek bu bende doluyor. Bu bende suyu zamanında değirmeni işletenler burada biriktiriyorlar. Bende ileriye doğru görüntüleyelim isterseniz. Efendim. Bu bend buradaki gençlerin bundan 40 sene evvel, 50 sene evvel yüzme öğrendiği bir yerdir. Yani burada bir su birikintisi olarak burada köyün çocukları, biraz delikanlıya, ergenliğe ermiş gençler burada gelip bu bentte yüzerlerdi. İşte suya girerlerdi burada. Efendim. İlyas Bey, bulunduğumuz mıntıka tam olarak adlandırırsak şimdi hangi köy, hangi kasaba, bu yol hangisi? Evet. Konakpınar'la Tayyipler yolu köyü arasındayız şu anda. Şu Balıkesir ilinde. Balıkesir'in güneyinde. Güneyinde, evet. Balıkesir'in güneyinde Konakpınar ve Tayyipler köyü arasındayız şu anda. Evet, arasında. İki köyün arasındayız. Şu yol zaten Tayyipler'e doğru gider, yukarıya doğru. Evet, evet. Arkadan da Konakpınar'dan gelir. Evet. Bu değirmen bu bölgedeki 5-10 tane köyün un ihtiyacını görmekteydi. Bundan 50-60 sene evvel. Evet. Efendim, bu bölge halkı eşeklerle, atlarla buraya evlerindeki işledikleri, hasat ettikleri buğdayı getirip burada un haline getirip daha sonra ekmek yapmak üzere evlerine götürürlerdi. Efendim. Ben de buraya 10 yaşıma kadar hemen hemen biraz yetiştikten sonra anam beni buraya artık değirmene gidecek şekilde güvenmeye başlamıştı. Bir iki defa değirmene geldim. Evet. Şöyle daha yakından alalım isterseniz. Şimdi bunun tabii iki aileye aitti değirmen burada. Bizim işte Mehmet Ali Ağa. Bentin ağzı tam olarak neresi? Şöyle devam ediyor. Oraya doğru zaten gidelim. Ben şurada görelim. Şurayı görelim. Şu. Evet. Bu bentin devamı burada. Bakın burada epey derin. Yani işte. Aha. Zaten en çok da suya girdikleri yer burasıdır. Evet. Şu anda bentin içindeyiz. Efendim, kısmın. Evet, şurada anlatabiliriz. Ha, şimdi siz burada, şuraya oturun taşınmışsınız. Taşınız bu, tabii, şöyle çıkayım şöyle değil mi? Şimdi buradan efendim suyu değirmene buradan aşağı salıyorlar. Evet. Buradan bir kürkle değirmene hızla su atıyor. Bentte biriken su. Buradan da herhangi bir canlı falan veya taş baş kaçmasın diye burayı demirle bir parmak haline getirmişler, görüyorsunuz. Efendim, buradan aşağıya inen su, değirmenin taşlarına bağlı olan yelpaze şeklindeki tahtalara vurup değirmenin taşının dönmesini sağlıyor. Ve iki taşın arasındaki buğday da bu şekilde ezilerek un haline geliyor. Değirmenin orijinal değirmen neredeydi tam olarak? Değirmen biraz daha aşağıda, birazdan onu da çekerek herhalde, iherek aşağıya doğru şey yaparız. Şurada alt tarafta olan. Buradan inebilir miyiz bilemiyorum. Evet. Şuradan inebilirsek inelim isterseniz. Siz orada durun, ben sizi çekerek. Esas bent su toplama merkezi burası. Evet, suyu burada topluyor. Dereden suyu ayırarak burada biriktiriyorlar. Burası da kapalı tabii. Bir anda burası açık ama o zaman bunlar kapalıydı. İşte mümkün olduğu kadar su geçmesin diye. Bunları almışlar. Tam buradan görebiliriz. O noktadan aşağıya şöyle. Şurada hemen şu delikten görüyorsunuz. Şuradan çamur altında, hizasında değirmene doğru suyu gönderiyorlar. Evet, gelebiliriz. İnebilecek miyiz bilmiyorum da. Evet, siz gösterirseniz. Evet. Değirmen. Şöyle inelim biraz uman aşağı hocam. Buyurun. Şöyle bir şey yok. Zaten bakın suyu taşıdıkları kürk görünüyor bakın. Ha, evet. Suyu taşıdıkları kürk görünüyor. Işık görünüyor mu oradan? Evet, gösteriyorum ışığı. Görünebilir tabii. O kürk o zaten. Onu ben hatırlıyorum o kürkü zamanında. Burada toprağın altında değildi o. Kırılmış görüyorsunuz. Bakın burada da parçası var zaten. Efendim, buradan da değirmeni buradan da aşağı doğru görüyorsunuz.
Evet. Bu suyu taşıyan kül. Evet, kül kül parçası kırılmış. Böyle devam ediyor. Zamanında keşke korunsaydı ama korunmamış. Evet ve değirmenin bulunduğu mevkiye geldik. Evet, değirmenin bulunduğu mevkiyi bıraktık. Değirmenin taşını görüyorsunuz zaten burada şu anda. Efendim buradan su geliyor. Burada şu taşın etrafında değir taşın dönmesini sağlayan salsalar vardı böyle yelpaze gibi. Pişti gibi. Onlara su vurduğu zaman bunun taşın dönmesini sağlıyordu. Ve araya sıkışan buğday tanecikleri un haline geliyor. Şurada bakın zaten buradaki binanın kalıntıları buradaki binanın şekline hemen hemen ele veriyor. Evet, evet, evet. Burası girişi. Yani bu bina bu kaç yılına kadar bu vardı? Vallahi 70'e kadar bir kere herhalde devam etmiştir. 1970'e kadar devam etmiş olması lazım. Ama ben 64'te gittim Palatpınar'dan. Efendim daha bir daha 5-10 sene zarfında da zaten yeni ufak bir altında boşluk hala var. Nasıl hocam? Alt tarafında boşluk var. Tabii tabii oradan su geçiyor. Oradan su şuradan da geçince dereye dönüyor yani. Vay be bu değirmen taşı kaç binlerce ton. Ya işte bunu aslında bir keşke tekrar canlandırabilirsek. Bunun unuyla kimler bir nesil belki de yetişti değil mi efendim? Daha fazla belki efendim. Yani ya. 1900'lerde 1890'larda Pınakpınar halkının buraya yerleştiğini varsayarsak eğer 1970'e kadar 80 sene yaklaşık olarak 80-85 sene bu bölgeye hizmet etmiş bir değirmendir. Ya. Buradaki hem de 3-5 tane köye yani yakın köylerin hepsi. Kaç köy yararlanıyordu bu değirmenden? Valla Tayyipler, Pınakpınar, Kiraspınar, Çınarlıdere, efendim Karabeyler, Tahtalı, Kılcılar, Yarıkkaya, efendim Bahadır köyleri, yakında Kiraz, bunlar benim yakında Bereketli, alt tarafta Bereketli Taşköy. Hepsi bu bölgeyi un öğütmeye gelen köylerdir. Bunlar burada gelip buralarda unlarını öğütüp evlerine götürüp ekmek yapmışlardır. Börek yapmışlardır. Kullanıma. Evet, bir nesil evet. Evet, kullanıma. Peki bundan vazgeçmek su mu azalmış yoksa teknoloji mi? Teknolojiyle beraber diyelim. Değirmenler un fabrikaları çoğaldıkça halka daha çok daha kolay ulaştıkça bunlar halk bunlardan vazgeçti. İşlemez hale geldi. Dolayısıyla kapandı gitti. Yani zamanın evet, ihtiyacı. Evet. Şurada da bakın şurada gene bir odacığın izleri var. Şu şeyde görüyorsunuz. Evet. Buraya ben de hatırlıyorum. Buradan yakında olduğum için geldi. İyi hatırlıyorum. Buraya gelen atlara eşekleri bağlarlardı. Yani çuvalları indirdikten sonra bu bölgenin içine su, odanın içine de tabii bunun yazı var, kışı var, karı var. Efendim buraya eşekleri bağlarlardı. Atları bağlarlardı. İşleri bittiği zaman tekrar çuvallarını bunlara koyup eşeklere bağlayıp tekrar köylerine giderlerdi. Evet. Konakpınar, Konakpınar Tayyipler değirmeninin böylece bir hatırasını yad ettik. Yad ettik. Bunun işleticileri Konakpınarlıdır. Ha. Konakpınar halkına mevcut. Tamam. İki ailedir. Balaban ve Ersen aileleri. İki aile bunu sırayla nöbetleşe. Şöyle diyebilir miyiz? Şurada değirmen parçasını gördüğümüz, enkazını gördüğümüz bölge Balaban ailesinin ve Ersen ailesi ve Ersen ailesinin eski değirmenleridir. Eski değirmenleridir evet. Bu değirmenlerden istifade edenler ise biraz önce saydığınız köylerin köylerdeki evet. yaşayan insanlardır. Evet. Bir aile fabrikalar daha hızlı üretmeye başlayınca buraya talep azalmıştır. Talep azalmış. Evet. Azaldıktan sonra da terk edilmiş. Evet. Kendiliğinden. Evet. Evet. Değirmen kapandı yani. Evet. Şimdi de bu değirmenin ürettiği unlar keşke olsa diye ya, evet. her gün konuşuluyor değil Geç mi? Geç geçiriyoruz değil mi hocam? Ya. Evet çok doğru söylüyorsun. Evet bu bilgiler evet. için teşekkür ediyoruz. Evet ben teşekkür ederim. Evet böylece tarihe bir kayıt düşmüş oldu. Evet çok güzel oldu. Ya bu da kaybolmaz inşallah. Yani insanlara aktarılır diye düşünüyoruz. Evet saygılarımızla. Evet, sağ olun. Bir mukabele ben de saygılarımla.